TR724 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın Teksaslı çiftçi ile New Yorklu profesörün Oyu Bir mi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Milyarlarca insanın sanki kendi oy kullanacakmış, kendi başkanını seçecekmiş gibi yakından izlediği ABD başkanlık seçimleri artık son düzlükte. Demokratların adayı Kamala Harris'in rüzgarı dindi. Donald Trump'sa özellikle Pensilvanya gibi kritik eyaletlerde başa baş bir performans sergiliyor. Kritik eyaletlerde gözüken tablo Trump'ın lehine. Kısacası seçim bıçak sırtı ve karakolda da bitebilir. Hal böyle olunca ABD seçimleri dünyanın her yerinde öncelikli haberlerden. Ancak ABD seçim sistemi kendine özgü ve adayların belirlenme sürecinden seçimlerin salı günü yapılmasına, en çok oyu alanın başkan seçilmeye yetmemesinden her şeyin dönüp dolaşıp Pensilvanya'da düğümlenmesine kadar bir dizi başlık açıklanmaya muhtaç. Aksi halde ABD seçimlerine dair haberleri bilmediğiniz bir dilde film izler gibi izlemeniz kaçınılmaz. O yüzden ben bu yazıda belli başlı konuları anlatacağım. Önce şu seçim gününü anlatayım. Dünyanın neredeyse her yerinde seçimler resmi tatil günlerinde ve çoğunlukla da pazar günleri yapılır. Ama Amerikalılar biz farklıyız deyip seçimi 4 yılda bir Kasım ayının ilk salı günü olacak şekilde hükme bağlamışlar. Bu arada ABD'de erken seçim de yok. Başkan ölür veya iş yapamaz hale gelirse başkan yardımcısı devam ettiriyor. Ona da bir şey olursa kabine üyeleri sırayla devralıyor. Hepsine bir şey olursa Netflix dizisi Designated Survivor'a başvuruyoruz. Sistem o dizide herkesin anlayabileceği basitlikte anlatılmış çünkü. Salı gününe geri dönersek, Amerika'nın kuruluş ve kurumsallaşma dönemlerinde çiftçiliğin izlerini görmek mümkün. Mesela parti sembolleri de buradan çıkmış. Demokratların sembolü eşek, cumhuriyetçilerin fil. Seçim gününün salıya alınmasının ardındaki hikaye ise özetle şöyle. ABD'nin kuruluş yıllarında oy verme ve seçilme hakkı sadece toprak sahiplerine tanınan bir imtiyazmış. Cumartesi çiftçilerin ürünlerini pazara götürdüğü, pazarsa kilise günü olduğu için kabul görmemiş. Kasım ayının ilk pazartesi de Katolikler için dini bir bayram olunca seçimler Kasım'ın ilk salı gününe kalmış. O gün bugündür bu kural değişmeden uygulanıyor. Bu arada seçim günü resmi tatil değil, çalışıyorsanız iş yerinizden izin alıp gidip oy kullanmanız gerekiyor. İşverenler de bu imkanı sağlamak zorunda. Neden Kasım ayı derseniz o da tamamen çiftçilikle ilgili. Hasat mevsiminin bitmesi beklenmiş. ABD seçimlerini ekranlardan izleyenler için bir başka kritik nokta şu. Kırmızı cumhuriyetçilerin, mavi de demokratların rengi. Bu yüzden haberlerde sık sık kırmızı eyalet ya da mavi eyalet lafını duyarsınız. Amerikan seçimlerinde ismini en çok duyacağınız yer şüphesiz Pensilvanya. Biraz da Ohio ve Florida. Ama Türkiye'de Pensilvanya'nın ayrı bir anlamı olduğu için Türk izleyiciler için ABD seçimlerinin de Pensilvanya'ya kilitlenmesi ayrı bir ironi. Haberlerde sık sık duyduğunuz swing state ne demek onu da açıklayayım. Türkçe'ye salıncak eyalet diye çevrilen bu tanım kısaca değişken oy tercihlerini tanımlıyor. Kısaca kararsız seçmenler. Mesela Kaliforniya demokrattır, Texas cumhuriyetçi. Bu değişmez. Diyarbakır'ın DEM, İzmir'in CHP, Osmaniye'nin MHP olması gibi düşünün. Buraların rengi zaten belli. Ancak Pensilvanya, Ohio ve Florida gibi eyaletlerde oy tercihleri birbirine çok yakın ve kararsız seçmenlerin vereceği oylar başkanı belirliyor. Hatta denebilir ki geri kalan 40 küsür eyaleti bir kenara koyun, dananın kuyruğu bu salıncak eyaletlerde, özellikle de Pensilvanya'da kopuyor. Adaylar da kampanyaları boyunca kazanacaklarına kesin gözüyle baktıkları bölgeler yerine bu eyaletlerdeki seçmenin desteğini kazanmaya yoğunlaşıyor. Bu eyaletler savaş meydanı olarak tarif ediliyor. Gelelim Amerikan seçimlerinin en tartışmalı bölümüne. Seçici kurulu denen sistem tam anlamıyla ABD'ye özgü. ABD sisteminde toplamda daha çok oy alsanız da seçimi kaybedebiliyorsunuz. Mesela 2016 seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton fazla oy almasına rağmen başkanlığı Donald Trump kazanmıştı.
Benzer bir durum 2000 seçimlerinde George Bush'la Al Gore arasında yaşandı ve Bush rakibinden az oy almasına rağmen başkan seçilmişti. Peki nedir bu tuhaf sistem? Neden ihtiyaç duyulmuş? Amerika'da seçmenler aslında doğrudan başkanı seçmiyor. Başkanı seçecek kurulu seçiyorlar. Dolayısıyla seçimin sonucunda bir başkan adayının aldığı oy sayısı değil, kazandığı delege sayısı belirleyici oluyor. Electoral College denilen seçiciler kurulu, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin toplam üye sayısı olan 538 delegeden oluşuyor. Delege sayısı 270'e ulaşan başkan adayı seçimin de galibi oluyor. Sanıyorum Electoral College'la ilgili haberleri dinlerken iyi de buna neden ihtiyaç duymuşlar diyorsunuz. Emin olun ortalama Amerikalılar da bilmiyor. Ben sizin için araştırdım, işin hikayesine ve mantığına dair çok makale okudum. Olay ABD'nin bağımsızlık savaşı, kuruluş dönemi ve anayasa yapım dönemine kadar uzanıyor. En yalın haliyle şöyle anlatabilirim. ABD denge denetleme sistemi üzerine kurulu. Avrupa'dan kaçıp gelen yeni yerleşimciler, kralın ya da kilisenin hegemonyası ABD'de olmasın diye denge denetleme sistemini her şeyin üzerinde tutmuşlar. Yargı, yürütme ve yasama gerçekten kesin çizgilerle ayrılmış. Amerika kuvvetler ayrılığı ilkesinin ciddiyetle uygulandığı bir ülke. Bizde lafta bile kalmayan yasama, yürütme ve yargı ayrımı ABD'de ciddiyetle uygulanıyor. Bütün sistem bu üç yapının birbirine denetlemesi ve kontrolü üzerine kurulu. Dahası, yasama ikili bir yapıya emanet edilerek ekstra bir güvenlik sistemi kurulmuş. Mesela Temsilciler Meclisi çoğunluğun temsil hakkını korumak için nüfusa oranla temsil ediliyor. Her eyalet nüfusuna oranla üye yolluyor Temsilciler Meclisi'ne. Öte yandan Senato'da ise büyük eyaletler küçük eyaletleri bastırmasın diye nüfusuna bakılmaksızın her eyalet iki üye yolluyor. Temsilciler Meclisi ve Senato birbirinin altı ya da üstü değil. Her iki yapı da birbirini denetleyebiliyor. En çok oyu alanın başkan seçilmemesinin altında da bu mantık var. Eyaletler arası güç dengesini korumak, Kongre'nin kazanana karar vermesini önlemek için bir nevi fazla demokrasi yanlış tercihler getirebilir diyerek oluşturulmuş sistem. Karışık gelmiş olabilir. Bence takılmayın. Zira sistemin demokratikliği ABD'de çok tartışılıyor. Hani bizde oyuncu manken Aysun Kayacı 2008'de benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi demiş ve kadim bir tartışmayı ateşlemişti. İşte o tartışma Ohio'lu çiftçi ile New York'lu profesörün oyu bir mi versiyonuyla ABD'de yıllardır sürüyor. Seçimin kurallarından biri değil ama ABD seçimleri televizyon tartışmasız olmaz. Debate'ler çok popüler. Adaylar daha aday adaylığından başlayıp başkanlık seçim gününe kadar çeşitli defalar rakipleriyle ekranda kozlarını paylaşıyorlar. Debate o kadar önemli ki başkan adayının siyasi kariyeri o yayında son bulabilir ya da coşabilir. Mesela Trump'la Biden arasındaki son debate sonrası Biden siyasetten çekilmek durumunda kalmıştı. Seçimlerde sadece başkan seçilmiyor. Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin büyük çoğunluğu da belirleniyor. Malum olduğu üzere senatörler 6 yıllığına seçiliyor ve her 2 yılda bir üyelerin 3'te 1'i yenileniyor. Temsilciler Meclisi seçimleri ise 2 yılda bir yapılıyor. Seçimler 5 Kasım'da yapılacak ama yeni başkanın göreve başlaması Ocak ayında oluyor. Dönem Kongre binasında yapılan yemin töreniyle başlıyor. ABD seçimleri başa baş geçiyor, hatta bıçak sırtı denebilir. Dolayısıyla Harris kazanır ya da Trump kazanır demek kolay değil. Her iki adayın da pozitif, negatif yönleri var. Ancak son dönemde Trump'ın öne çıkması Ankara'da heyecana yol açıyor. Çünkü Türkiye değilse bile Erdoğan Trump'ın seçilmesini çok istiyor. Trump'la Erdoğan arasında tanımlaması zor bir bağ var. Ancak Trump'ın sağı solu belli olmuyor. Bir gün dostum Erdoğan derken ertesi gün aptal olma diye mektup yazabiliyor. O yüzden Trump dönemi Türkiye ilişkileri bakımından büyük bir bilinmezlik. Kamala Harris kazanırsa büyük bir sürpriz beklememek lazım. Öncelikle Harris, Biden dönemi politikalarını takip ediyor, aynı kadrolarla çalışıyor. O kadronun Türkiye'ye bakışı malum. Biden'ın Erdoğan'la yıldızı hiçbir zaman barışmadı. Hatta görev süresinde bir kez olsun Washington'da ağırlamadı Erdoğan'ı. Erdoğan ve ekibi Trump'ı istiyor ancak ben
Harris'in Türkiye için daha makul olduğu düşüncesindeyim. Fakat unutmamak lazım ki Türkiye ile Amerika arasında o kadar çok problem alanı var ki işlerin rayına oturması için mucizevi bir şeyler olmak zorunda. Türkçe'de züccaciye dükkanına giren fil tabiri vardır. Cumhuriyetçilerin sembolü fil ve bilenmiş şekilde gelen Trump seçimi kazanırsa züccaciye dükkanına girmiş fil gibi olacak. Böyle bir durumda sadece Amerika değil, dünyanın her yerinde kemerleri bağlamak lazım, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.